Tonguç Akademi'den herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıfa hoş geldiniz. LGS sınavlarınızı bitirdiniz. Artık hepiniz birer liselisiniz ve artık 9. sınıfta tarih dersinizi göreceğiz. Artık biliyorsunuz ki müfredatımız da değişti. Yeni müfredatımızın üzerinden işleyeceğiz derslerimizi. Hadi hazırsan kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. İlk konumuz tarih öğrenmenin faydalarının neler olduğunu göreceğiz. Birlikte kazanımlarınızda neler var peki? Kazanımlarınızda ilk olarak arkadaşlar tarih öğrenmenin faydalarını, daha sonra tarihin doğasını, tarihsel bilginin üretim sürecini, tarihsel araştırma ve yazımında dijital dönüşümün nasıl gerçekleştiğine dair konuları ele alacağız. Aslında basit bir konumuz. Çok rahatlıkla yapacağınıza inanıyorum değerli arkadaşlarım. Anahtar olarak arşivi göreceğiz. Dijitalleşmeyi göreceğiz. Geçmişi göreceğiz. Yani aslında tarihi bir geçmiş. Geçmişe doğru yola çıkacağız. Kanıtı, olayı ve olguyu. Bakın olay görürsem kısa sürecek, olgu dersem ise uzun bir zamana yayılan bir dönem olarak ne yapacağız? Bilmeniz gerekmekte. Tarihsel bilgiyi, tarihsel zamanı ve yapay zekanın ne olduğu bizim konumuzun anahtar kelimeleri olacak. Şimdi ilk olarak tarih Temel kabulleri neler peki? Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilmeniz, tarihin doğasını farklı kaynaklar üzerinden inceleyebilmeniz, tarihsel bilginin üretim sürecini çözümleyebilmeniz, dijitalleşmenin tarih araştırma ve yazımının dönüşümüne etkisini değerlendirebilmeniz temel kabuller olarak ne yapılmaktadır, bilinmektedir diyeceksiniz. Şimdi ilk olarak tarih bilimi nedir? Tarih aslında şudur arkadaşlar. Siz aslında hayatınız boyunca hep tarih yaşıyorsunuz. Niye? Birinde arkadaşlar sıkıntı yaşadınız. Ya da bir olay yaşadınız. Ne yapmanız lazım olay yaşadığınız için? Bir yere ihtiyacınız var. Bir zamana ihtiyacınız var. Bir nedene ihtiyacınız var. Bir de sonuca ihtiyacınız var. Aslında bunun kısa açıklaması şu. İnsan topluluklarının geçmişten günümüze kadar yaşadığı olayları yer zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalına Tarih diyeceğiz. Tarih toplumların başından geçen olayları demiş bakın. Zaman ve yer göstererek belgelere dayalı bir biçimde anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını birbirleriyle olan ilişkilerini objektif bir şekilde ele alan sosyal bir bilimdir. Unutmuyorsun, insanın olmadığı yerde arkadaşlar ne olmaz diyeceğiz, tarih olmaz. Örnek verelim, Orta Asya'da yaşanan göçler dediğimizde insanı ilgilendirirken, Orta Asya'da yaşanan kuraklık deseydim coğrafyayı ilgilendiren bir unsur olurdu. Çünkü kuraklığın içerisinde insan var mı? Hayır. Ama bu kuraklıktan kaynaklanan arkadaşlar bir göçten bahsettiydik. Tabii ki neyin konusu olacaktı? Tarihin konusu olacaktı. Göten'in çok güzel bir sözü var. 3000 yıllık geçmişin hesabını yapamayan insan günü birlik yaşayan insandır diyecek. Yani aslında geçmişten her zaman ne çıkartmak gerekiyor? Ders çıkartmak gerekmektedir. Tarihin kişilere ve toplumlara faydalarının neler olduğunu göreceğiz. Bir kişinin kendisini bir millete veya topluluğa ait hissetmesine ve milli bilincinin oluşmasına olanak sağlar. Aslında günlük bu milli bilinci hissediyorsunuz. Nasıl? Türkiye'nin maçı oluyor. Avrupa kupalarına katılıyor. Gruplardan çıkmasını istiyorsun. Diğer takımları yenmesini istiyorsun. Aslında 85 milyon kitleniyor ve televizyonlarda ne izliyoruz? Milli maçları izliyoruz. Herkesin ortak noktası ne? Türkiye'nin gruptan çıkması. Türkiye'nin ne yapması? Kupalar alması. Bu bizim için önemli bir faktör oluyor. Daha sonra tarih bilincine sahip olan bireyler tarihi değerlendirirken yaşadığı dönemin genel durumunu daha kolay kavrar. Yani geçmişte bir hata yaptınız ya da geçmişte devletler hatalar yaptılar. Bu hataları ancak ve ancak aslında tarih sayesinde öğrenebilirler. Derler ki evet ha bunun öncesinde geçmişte ben şöyle bir hata yaptım. Benim bu hatayı tekrar ama tekrar yaparsam aynı şeyin olacağını biliyorum. O yüzden de bunu ne yapmamam gerekiyor? Gerçekleştirmemem gerekiyor algısı olacak. O da arkadaşlar genel durumu daha genel bir şekilde kavramanı ne yapacak? Sağlayacak. Doğru ve yanlış ayrımını yapabilme becerisine aslında sahip olacaksın. Çünkü niye? Geçmişte yaptığınız hataları tekrar yapıyor musunuz değerli arkadaşlarım? Yapmıyorsunuz değil mi? Aslında yine tarih bu anlamda sana değer katacak. Diyecek ki evet bu devlet geçmişte şöyle bir hata yapmıştı. Bu hatayı önleyebilmem gerekiyor. O zaman şu şekilde yaparsam doğru yapmış olur. Böylece doğru ve yanlış ayrımını yapabilme becerisine ne yapacağız, sahip olacağız diyeceğiz. Geldim. Araştırma ve fikirleri belgelerle destekleme becerisinin oluşmasına katkı sağlar. Bakın unutmayın bir tarihin unsurun oluşabilmesi için önce neye ihtiyaç duyar tarihçiler? Belgelere ihtiyaç duyar. Belgelerin olmadığı bir şey aslında bizim için bir tarih olmaz. Yani atıyorum bir kazı çalışmasında arkadaşlar bir paraya rastladınız, bir kıyafete rastladınız, bir kapkaca rastladınız, bir mezar buldum. Mezarın içerisinde kıyafetleri, silahlara rastladım. Aslında bunların hepsi bizim için bir belge. Bunun üzerine bir araştırma yaptım, başka bilim dallarından yararlandım. İşte arkeoloji, etnografya, epigrafi gibi bilim dallarından yararlanarak böylece arkadaşlar destekleme becerisinin oluşmasını ne yapacak? bizi katkı sağlayacak. Tarih sayesinde farklı uygarlıkları ve geçmiş dönemlerde yaşayan insanları tanıyan bireyler tarihsel empati kurma becerisini geliştirirler Yani bakın aynı şeyi aslında söylüyoruz. Tarih geçmişten ders alınmasını sağlar ki gelecekteki o yanlışları yapmamak kaydıyla. Örnek verecek olursak Osmanlı Devleti'ne doğru şöyle bir yola çıkalım. Osmanlı Devleti Yeniçeri Ocağı bozuluyor. Ne oluyor arkadaşlar? Eğitim sisteminde beşik ulemalı dediğimiz bir ulemalık çıkacak. Yani alemin oğlu alimdir anlayışı. Sonrasında ise Osmanlı Devleti diyor ki evet bu büyük bir yanlış. Eğitim sistemini düzeltmeliyiz ve 2. Mahmut döneminde modern okulların açıldığını, güzel bir sistemli bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Yani aslında Osmanlı geçmişteki yaptığı hatalardan ne yapmaya başlıyor? Ders çıkartmaya başlayacak. Geldim sonrasında tarih öğrenimiyle birlikte toplumdaki birlik ve beraberlik duygusu gelişir, manevi değerler kurulup sağlam temeller üzerine oturtulabilir. Yani aslında birlik beraberlik duygusu. Hatırlayın arkadaşlar bizim için ülkemiz için çok kötü bir olay olmuştu. Deprem gerçekleşmişti. Depremde 85 milyon insan hiç kimse birbirini tanımamasına rağmen herkes o bölgelere giderek ne yapmaya çalıştı? Destek sunmaya çalıştı. Karınca kararınca dedi elinde avucunda ne varsa bölgeye gönderdi. Yeter ki dedi benim yurttaşım dedi. İyi hale gelsin, iyi olsun dedi. Yani aslında tarih arkadaşlar birlik ve beraberlik duygusunun gelişmesine aslında manevi değerlerin kurularak sağlam temeller üzerine atılmasını sağlar. Yani düğünler yapılıyor. Atıyorum hep klasiktir ya işte düğünlerde kız istemeye gittiğimizde bir kahve verilir. Bu kahvenin içerisinde tuz dökülür aslında bu geleneğimizi devam ettirir. Yüzyıllar önce de hep böyleydi, şimdi de böyle. Yani manevi değerler sayesinde temelleri uzun bir şekilde oturtmaya çalışacağız. Tarih insanın diğer bilim dallarından yararlanmasına katkı sağladığı gibi kişilerin kültürel, sosyal bir altyapı oluşturmasına da katkı sağlar. Bakın tarih tek başına bir bilim dalı değildir. Tarih arkadaşlar kaynaklara ihtiyaç duymuştur. Birinci el kaynaklar ve ikinci el kaynaklar. Birinci el kaynaklar o döneme ait bulunmuş orijinal eserler. Ama ikinci el kaynaklar o döneme ait bulunmuş bir orijinal eserle ilgili yazılan eserlerdir. Mesela Halil Nihalcı'nın Devleti Aliye kitabı bir ikinci el kaynakken Topkapı Sarayı yani o dönemi yansıttığı için birinci el kaynaktır. Tabii ki tarih kaynaklara ihtiyaç duyması gibi de diğer bilim dallarından da destek isteyecek. Atıyorum yeri tespit etmem lazım, coğrafya yardım olacak, parayla ilgili bir Araştırma yapacağım nümizmatik devletin bir armasını bulacağım arma anlamında herhalde bana yardım sağlayacak eski yazıyı bulacağım eski yazıda da palografya yine kitabe anlamında yarar sağlayacak epigrafya ne yapacak bize katkılar sağlayacak kafatasına rastladım hangi ırka ait olduğunu bilmem gerekiyor antropoloji yani aslında tarihi. Birçok bilim dalından ne yapmak zorunda? Yara sağlamak zorunda. Böylece sosyal altyapı oluşturulmasının adına sağlayacak bize katkı sağlamıştır tarih diyeceksiniz. Sosyal ve siyaset bilimleri alanında eğitim alan herkesin tarih bilgisine ihtiyacı vardır. Bu toplumlar için en temel nokta. Böylelikle toplum gelişme aşamaları ve gelişmişte yaşanan tecrübeler takip edilebilir. Yani nasıl söyleyeceğiz aslında? Şimdi arkadaşlar devletler bir hafızası vardır. Geçmişte yapılan diğer devletlerin hatalarını, yanlışlarını kendisini alır ve der ki evet bunları bunları yapmayacağız. Eğer yaparsak böyle hatalar ortaya çıkar. insanlar sıkıntı yaşar. insanların sıkıntı yaşamasıyla birlikte de devlet sıkıntı yaşar. Yani sosyal ve siyaset bilim alanında eğitim alan arkadaşlar insanlar tarihi gerçekten bilmek zorunda. Yani bugün bir kamu yönetimi mezunu insan tarihi bilmesi gerekiyor. Ya da bir Türkçe öğretmeni ya da edebiyat öğretmenin tarihle ilgili bilgilere ve temel bir becerilere sahip olması lazım. İnşallah üniversitelere gideceksiniz. Üniversitelere gittiğinizde herkesin ortak zorunlu dersi Atatürk e Türk İlke İnkılapları dersi olacak. Yani baktığımız zaman siz her ama her alanda neyi göreceksiniz? Tarihi göreceğiz. Ya da bir savaş çıktığında hafıza ortaya çıkacak. Diyeceksiniz ki evet bakın Birinci Dünya Savaşı'nda böyle bir olay olmuştu. Aynısı tekrarlanıyor dediniz. Ya da aynısı benzerlik gösteriyor dediniz. Bu da sizin hafızanızı ve tecrübe kazanmanızı ne yapacak? Sağlayacak diyeceksiniz. Tarih öğrenimi sadece sosyal bilimleri değil, aynı doğrultuda da fen bilimlerinde de örnek gösterilmektedir. Atıyorum hocalarımız ders anlattığında işte e, matematikte sıfırı kimin bulduğunu, işte kimyada arkadaşlar önemli bilim insanlarının kimler olduğunu, hangi alimler olduğunu, aslında ne yapmak zorunda vermek zorunda ve böylece yine fen bilimlerinde kime ihtiyaç duymuştur tarihe ihtiyaç duyacak ve önemli bilim insanlarını size sunması için. Tarih bilimi dikkate alan ve fen alanında çalışmalar yapmak isteyen bir kişi bilimde ulaşılan son aşamaya nasıl gelindiğini öğrenerek böylece kendi alanında durumu daha iyi kavrayacaktır. Bakın unutmayacaksınız. Yani atıyorum mesela Tesla Tesla'nın yaptığı çalışmaları inceleyeceğim. Geçmişte Tesla neler yaptı? Hangi teknolojiyle gerçekleştirdi? O dönemde hangi teknolojiler vardı? Hangi olaylar, hangi durumlar vardı? Bunun sorgularını sormaya başlayacak fenciler. İşte bunun için de neye ihtiyaç duymak zorunda? Tabii ki tarihe ihtiyaç duymak zorunda. Fen bilimlerinde de aslında tarih ne sağlamaktadır? Yarar sağlamaktadır diyeceksiniz. Hayal dünyasını geliştirir. Yeni fikirler geliştirmesine imkan sağlar. Hayal dünyanızı nasıl geliştirecek? şundan bahsedeceksiniz arkadaşlar. Atıyorum coğrafi keşifler yapacağız. Coğrafi keşifler yaptığımızda Kristof Kolomb gelecek aklımıza. Neler yaptığını göreceğiz. Hangi durumlarda değerleme yaptığını göreceksiniz. Bu da size yeni fikirler ve gelişmelere imkan hazırlayacak. Geçmişini bilmeyen yani kendini tanımayan milletler tıpkı hafızasını kaybetmiş akın diye kapılmış gibidir. Aynen öyle. Geçmişinizi bilmezseniz geleceğinize yön veremezsiniz. Yani şunu söylüyor Geçmişini bilmeyen milletler geleceğini inşa edemezler. Yani bu anlamda bizim için önemli. Bakın dedik ki kurtuluş savaşının mücadelesini nasıl verdik? Bakın kimler bize düşmandı? Bakın o zamanlarda bu devletler ya da bu milletler bize şöyle bir zulüm uygulamıştı. Evet bundan sonra da bakın farkındaysanız bunu yapıyor diyeceğim. Yani geçmiş sizin geleceğinize aydınlatacak. Bütün insanların geçmişte cesaret almaya, onu öğrenmeye ve bu surette tecrübe kazanmaya ihtiyacı vardır. Tabii ki tarih bizi her zaman ne kazandırır? Tecrübe kazandırır diyeceksiniz. Tarih geçmişin ışığında bugünün anlaşılmasını ve yarına yön verilmesini sağlar. Yani aslında arkadaşlar yeni hayatınıza ya da gelecekteki hayatınıza yön vermenizi sağlıyor. Hatalardan bakın tekrar söylüyorum hatalardan ders çıkartmanızı sağlar. Ki gelecekteki o hataları ne yapmayın diye tekrarlamayın diye işte tarih bu anlamda sana ne sağlayacak yarar sağlayacak diyeceksin. Tarih kronoloji ve neden sonuç ilişkisini ön planda tuttuğu için tarih bilincine sahip olanlarda çok yönlü düşünme ve olaylar arasında bağlantı kurma becerisi gelişir. Nasıl? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u neden fethetti sorusunu sordum kendime. Dedim ki Fatih Sultan Mehmet bir Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlamak istedi dedim. 2. yine yıkılamaz denilen Bizans'ı ortadan kaldırmak. Peygamber Efendimizin hadisi şerifini yerine getirebilmek. Yine bu doğrultuda arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet önemli bir mücadele vererek 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul'u fethedecek. Ve böylece arkadaşlar ben İstanbul'un fethinin içerisinde hangi nedenlerden dolayı fethedildiğini, sonuçlarında nelere ulaşıldığını ne yapabilirim? Sap diyebilirim. İşte tarih bu anlamda bana ne sağlayacak? Kronoloji anlamında neden sonuç ilişkisi içerisinde çok yönlü düşünmemi ve olaylar arasında bağlantı kurmamı ne yapmıştır? Sağlamıştır diyeceksiniz. Geldim. Tarih öğrenmek yeni nesillere özgüven kazandırıp cesaret vereceği gibi kişinin geçmişiyle iftihar etme duygusunu kazanmasında da katkı sağlar. Mesela hep genelde klasik diyoruz ya bakın Osmanlı torunu yüzüyoruz. Geçmişte kaldı değil mi Osmanlı devleti? Ama o Osmanlı'nın 700 yıllık başarısını alıyoruz. Diyoruz ki bakın bizim atalarımız bunu gerçekleştirdiler. Ya da Metehan dünyaya bugün onluk sistemi tanıttığı için evet bunu benim atam yaptı demesini ne yapıyorsunuz? Sağlıyorsunuz aslında iftihar etme duygusunda ne yapıyor size gerçekleştiriyor. Tarih milli bilinci oluşturarak geçmişte bir arada yaşamış ve gelecekte de bir arada yaşamak isteyen toplumun birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlar. Milli bilinci oluşturacak Bugün Kürtler, Türkler arkadaşlar birlik ve beraberlik içinde yaşıyorlar. Çünkü yüzyıllar boyunca kız almışsın, kız vermişsin. Beraber kültürel bir aktifte gerçekleşmişsin. Bu da senin milli bilincini oluşturarak geçmişte yaşayan milletlerin arkadaşlar birlik ve beraberlik içinde olmasını ne yapıyor? Sağlıyor. Bugün doğuda bir olay olduğunda batıdaki insan üzülebiliyor. Çünkü biz biriz, bir bütünüz. Bu da bizim arkadaşlar birlik ve beraberlik içerisinde olmamızı ne yapacak? Sağlayacak diyeceksiniz. Bu anlamda da bizim için önemli noktalar. Peki değerli arkadaşlar biz konu biterken neler öğrendik? Tarih biliminin neler olduğunu. Yani tarih olmadan, ya daha doğrusu insan olmadan tarihin olmayacağını, tarihi aslında yardımcı bilim dallarında neler olduğunu, tarih kişilerin ve toplumlara faydalarının neler hissettirdiğini birlikte ele alırdık. Aslında dijital dönüşümden de bahsettik. Bu şu anda bile dijital dönüşüm içerisindeyiz. Çünkü ben burada size ders anlatıyorum. Size güzel bir şekilde dinliyorsunuz değerli arkadaşım. Her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar konu biterken size mükemmel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.